Nerede? Ne var? Her yer nasıl toz oldu. Aa, ayakkabılarımı koydum. Öyle bir yer bulduk. Gidiyor muyuz Özgür? Mesela burası neden olmaz? Neden olmaz diye bir şey yok. Daha güzelini bulur muyuz diye düşünüyorum. Daha güzelini buluruz diye düşünüyorum. Bulamazsak da geleceğiz. Yol ayrımı. Hemen arkasından bir yol ayrımı daha. Bir yol ayrımı daha. Gir bakalım bir de buraya bakalım. Karşı yol. Oraya mı gidelim? Ha. Yol yine ikiye ayrıldı. Burada herhalde yakın zamanda kesimden dolayı burayı böyle uğrak yeri konaklama gibi yapmışlar. O yüzden burada kamp atılmaz. Güzel. Hayır, durma olsun. O zaman gidiyoruz. Biraz daha gideyim bakayım şu yola. Ondan sonra döneriz. Şuradan şöyle geçiyorum. Aşkım burada nereye gidiyor? Su sesi duyuyorum sanki. Ben de öyle duyuyorum. Bize mi geliyor ses? Aa. Bir baksana ses nereden geliyor. İn aşağı. Ön çeker galiba. Devam et. Buradan geliyor, ön çekerden. Muhafazaya çarpıyor sanki. Çok mu çamur? Evet. Aa, sen oraya saklanın. Ha, tamam gelmiyor şu an. Tamam muhafaza şey olmuş. Gel. Selamünaleyküm. Saçların da çok güzelmiş ya. Saçlara baksana. Hangi kuaföre gidiyorsun? Ha? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ben de. Buraya tuvalet yapmışlar. Ama bayağıdır kullanılmıyor herhalde. Kenarları yırtılmış çünkü. Yol manzaralı, tuvalet keyfi. Kaç saat oldu ya? Neyi bileyim aşkım. Tam 4 saat ya. Oldu. Hatta belki de daha şey... Lan oğlum. Heh. Arkadaş bunu hadi çektim. Orada da var. Bunları da çektik. Bak orada traktör var. Dünyanın yolunu geldik ya. Tüh. O kadar çok yol geldik ki buraya. Vallahi anlatamam. Billah. Ay ay. İyice kapattı. Evet. Çadırı nereye kuracağız? Masamız bile var. Ama şunları toplamamız lazım. Oh. Şunun altında toz olmuş ha.
Bak böyle geliyor. Orası da öyle geliyor. Orası da meyilli. O zaman şuraya kuralım. Orası da meyilli aşkım. Valla ne dersen de en düz şurası. Düz değil aşkım, gel bak. Tamam aşkım, burası. Kozalak mozalak yok değil mi? Yok, var. Fokus, fokus. Evet. Kontrol. Bu da tamam. Ne yapayım ben? Ay pardon. Sorry. Bu parçalı. Abi çok sinek ölmüş bunda. Evet. Sinekler var ya, ızgara gibi olmuş, kupkuru. Çok az bir meyil var ya. Bir masa koyunca buradaki meyil ölçümünü yaparız. Evet. Verin mi yatakları? Ha, ver. Getiriyorum. Direkt hava geldi biliyor musun? Oo, sineklere bak. Zaten girdiğimizden beri arabanın etrafında gezdiler. Evet. Girerken tabi öbür baştan geldiler. Bence sobaya gerek kalmayacak aşkım ya. Elini, avcunu kapat içine. Aşkım çok hareket ediyor, o yüzden tamam, şey olamadı. Avcunu şöyle bak, şöyle yap. Avcunu şöyle yap, kapat üstüne. Avcunu. Dur tamam. Aşkım tutamazsın öyle. İkimiz de mutlu olacağız şu anda. Gene bana geliyor. Yapacağım şu. Tamam. Zarar vermeden. Hadi kardeş. Hadi bay bay. Şey tamam. Arı mı sinek mi? Bilmiyorum. Attım valla. Aşkım şuraları toparlayalım. Kapının tekini örtelim. Ben onların hepsini yollarım. Yemek yapacaksan ocağım var zaten şu an. Mutfağımızı açalım buraya. Şey, ocağa getiriyorum. İşte ocağa getir. Sobayı şimdi kurmayacaksak bunda pişiririm yemekleri. Bunda pişiririz. Sobalık bir şey yok şu an yani. Tamam. Evet. Baksana, mutfak yaptım kendime.
Hadi o zaman yemek yap. Madem mutfak yaptın. Yemeği önce şu dışarıdaki çöpleri toplayayım. Sen bana çöp poşeti ayarla aşkım. Bir anda. Sonra elimi yıkayıp yemek yapacağım. O çöpleri toplamam lazım. Gel buradaki çöp tiplerine bakalım. Belli ki burası birinin mekanı. Poşet. Çöplere bakarak karakter tahlili yapmaca. Döktün mü? Nasıl döküldü? Pirzola yenmiş. Doğaya. Alkol. Nerede? Bir taraflar silinmiş. Islak mendil. Bu da geçen seneden kalmış örümcek var. Tuvalet peçetelerini atıyorum şu an. Buraya gelip çekmek ister misin? Şurayı çek şurayı. Şurayı çalılıkların arasına atınca doğada çözüleceğini düşünen. Yani insan mı diyeyim? Ne diyeyim ki bilmiyorum ya. Vallahi. Dolu. Arkadaşlar buraya atınca kim attı bilmiyorum. Bunlar doğada daha kolay çözülmüyor çalıların arasında. Bunlar yeni ama. Bunlar yeni. Bu poşeti ama biz içeri sokmayalım. Direkt arabaya alalım. Bizim poşetimiz ayrı olsun. Var mı başka görebiliyor musun? Ne yapıyoruz? Doğaya saygılı oluyoruz. Şimdilik şunu şuraya alayım. Oh ne güzel esiyor, ne güzel de kekik koktu sanki. Sis bulutu çökmeye başladı. Biraz sonra buraya da gelir. Aşkım beklesene. Ne oldu? Gel. Ayağını yukarı yukarı kaldır. Kuru ağaçlar var. Bak. Şunların hepsi kurumuş. Ölmüş. Bak görüyor musun? Delik 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 delik. Bunun içinde yaşam var. Tam ölmüş ama yaşam var. Elleme. Aa şurada bir şey var. Düzgün kesilmiş odun. Bak bunlar yanar. Bunları al. Büyük ihtimalle daha önceden yakmak için getirmişler. Yakmamışlar. Evet. Baksana çivi var. Artık yemeye başlayalım mı? Pişmesi bir saat sürer. Şimdi bununla bu nasıl yanıyordu? Aç gazı. Yuvarlak çevir. Ama önce bir şeyleri hazırlayayım da. Sebzeleri. Çıkarabilir misin etleri? Çıkartıyorum işte. Yapıyorum.
Onu da çıkarır çıkarmaz. Orayı kapat istiyorsan. Sabaha kadar herhalde hepsi çıkmış olur. Ağzım bak suyu aktı. Çok güzel. Al diye al. Ver. Ay gözümden yaş geldi. Ne kadar acıymış su. Bıktım soğanından. Bıktım. Boş. Ay ne güzel koktu. Ondan bir parça versene bana. Kabak mı yiyeceksin çiğ? Tamam. Yaz türlüsü. Sadece sebzelerden. Şuradan şöyle bir ayı gelse koşa koşa. Ah domates koymayı unuttum. O kötü olmuş ya baksana. Ezilmiştir aşkım. Ezilmiş evet. Şöyle. Çürümüş. Aa. Bu koyduğumda o kadar... kesmişsin sen onu ama. Aşkım bir tanesini evde kestim. Tamam işte o kesik. Ay. Suyu... Suyu, attı. Aferin sana. O kesik olduğu için tazeyi de bozmuş çünkü. Anladın? Anlamadım. Onun suyu öbüksüne geçtiği zaman durdukça birbirini çürütür. Neyse şu sağlamı. Hiçbiri sağlam değil. Dur şunun yarısı sağlam, onu alayım bari. Yalnız yanıyor şu an ha. Biliyorum domatesin suyu şu anda iyi gelecek ona. Domatesin suyu halıya gitti. İçeri soğuk oldu. İçerisi güzel ama içeride bir şey. Ocak bile ısıtıyor ha. Isıtır. Of. Şu an yemeği göremiyorum. Ay. Yemek olmuş sayılır. Yarım. Hı hı. Altını açayım mı biraz? Aç biraz. Kaynasın. Tüp bitiyor olabilir mi? Yok. Kar yağsın artık ya. İyiyim. Ya ben sana ne dedim? Böyle olmuşsunuz. Bırak bakayım. Dur bakayım. Evet şimdi oldu. Vallahi daha soğan vermiyorum sana. Allah'ını seviyorsan gel şunun yanında soğan yanmaz mı ya? Aa, ayakkabılarımı koymamışsın. Ay içerisi hala nasıl yemek kokuyor. Yastığı koydum mu? O yastık benim de. Biliyorum aşkım. Deneme yapıyorum. İyi. Tarafa bakayım.
Evet, burada iyi. Ne var? Ya bir şey çarpıyorsun aşkım ya. Bir şey çarpmıyorum canım. Ona çarp. Her bir şey arı falan şey sesi geldi. Arı sesi yok yavrum ya. Aşkım geldi. Duymadın sen sesi. Dur bakayım. Aşağı doğru kayıyorum. Ne? Şu bacağımın altına destek yapsak ya, meyilli aşağı doğru. Şunu da koyalım mı? Şimdi iyi oldu. İyiyim. Bacak arası. Hadi iyi geceler aşkım. Hadi iyi geceler yavrum. Şu tarafı açalım komple. İçerisi havalansın. Dünkü yemek kokusu çıkmadı ya. Sabaha kadar burnuma soğan kokusu geldi. Ben çok rahattım. Dün akşam tam havalandırmadan yattık. Oraya girdi büyü. İşte dün benim kulağıma öten buydu. Uf, gözlere bak. Evet. Dün bu öttü benim kulağımın dibinde biliyor musun? Sen ne oldu dedin ya. Yavrum ben ormana gidiyorum. Ne? Ormana gidiyorum ormana. Al şu yanında dur. Ne? Bakacağım, keşfedeceğim ya. Bas. Turuncuya mı basacağım? Ses, tamam. Ses deneme. Yap bakayım. Ses deneme 1-2. Tamam. Deneme, tamam. Çok geç kalma, tamam. Neredesin, tamam. Daha çadırın önündeyim. Neredesin? Daha 10 metre yürümedim ya, bir dur. Duymuyormuş, numarası yapacağım. Burcu. Burcu. Şimdi de dışarıdan bağırıyor. Burcu diye. Burcu. Duyuyorum, duyuyorum, tamam. Yine gıcıklık yapıyorsun, ses vermiyorsun, tamam. Ne güzel ağaçlar var ya, kalem gibi hepsi. Tamam. Şimdi Özgür'e şaka yapayım, saklanayım diyorum ama ben de korkuyorum. Ne taraftan gitti ki? Her yerden de gözükürüm. Tam saklanamadım ama. Yemedi galiba, saklandığımı fark etti. Beni mi arayacaktın telefonla? Evet. Yedin tabii bir ara. Ha. Sesim titredi Burcu derken. Niye?
telsizi oraya koymuş, şey koymuş, telefonu almış. Ben de yedim sanki. Yedin tabii, sesin titredi. Çok aşağıda şöyle otlar var. Sadece bir bölüm böyle. Yatmış, daha yeni bir şey yatmış geçmiş orada. Sabah sporunu yaptı. Koymuş ki öyle. Kaçırılmış süsü verdim kendime. Ya, tabii. Ocağı getirmiş, şuraya sandalyeleri de getireyim. Şurada serin serin güzel bir kahvaltı yapalım. Acıktım ya. Dünkü yemeği yiyecek misin? Yiyeceğim, yiyeceğim. Böyle de biraz uzak oldu. Alışık değilim ormanda bu kadar büyük masaya. Ne bu? Kekik. Dağ keki. Şunların kaşıkları ne güzel ha. Yani hem kaşık hem çatal. Boşuna kaşık çatal taşımaya gerek kalmıyor. Yanıyor galiba. Çok güzel olmuş. Yemek yerken resmen gözün dönüyor biliyor musun? Masayı dört tane kütüğün üstüne koymuşlar. Hem esiyor hem güneş var. Bilekliğini göstermek ister misin? Sanki göstermeye çalışıyor gibisin. Anladık, bilekliğin güzel. Düdük. Pusulası var. Şu anda doğru gösteriyor. Evet. Magnezyum çubuğu. Bu da paraşüt ipi. Açıldığında herhalde 3 metre ile 5 metre arası uzunlukta. Bir 250 kiloya kadar kaldırıyormuş. Belki lazım olur bir gün. Hiç bunları içeri almadan burada toplayalım. Bu da bize Zeynep'in hediyesiydi. Evet. Geçen hafta bir festivale katıldık. Ziyaretimize gelen minik Zeynep bize bunu hediye etmişti. Ormanların kralı.
Sobu olmadığı için bu sefer daha hızlı toplandık. Vallahi tertemiz bıraktık, ateş de yakmadık. Şöyle bir şey yok. Aa, terliklerimi unuttum. Koydum diye. Yapacak bir şey yok. Yolda koyayım da. Yandım ha. Yüzüme baksana.